Öncelikle hoş geldiniz. Ben Siirt Merkez doğumluyum. İsmim Ayaz Hocaoğlu. Dondurma mesleği rahmetli dedemden kalma. Rahmetli dedem köyden gelen buzla el emeğiyle yaptı. Mahalle aralarında satardı. Daha sonra babam, rahmetli babam dünyaya geldikten sonra mesleği ona öğretti. Rahmetli babam mesleğe başladı. Rahmetli babam da 1978-79'da İzmir'den dondurma makineleri çıkmıştı. O makineleri getirdi ve makineye dönüştü. Şu anda görmüş olduğunuz bu dondurma bugün hayvandan, keçiden sağılan sütün dondurmasıdır. Organiktir, saf süttür. İçinde şeker, kristal dediğimiz toz şeker, dağ salebi ve de vanilya kullanıyoruz bunu tatlandırmak için. Biz bunu açık ünitede, tencerelerde kaynatıyoruz. Tahta kepçelerle. Süt fokur fokur kaynayıncaya kadar kaynatıyoruz. Takriben bir 51 saat falan ateşte kalıyor bu. Süt taşmasın diye altını kısıyoruz bunun. 10 dakika, 15 dakika daha kaynatıyoruz. Niçin? Sütün içindeki suyu da buharlaştırmak için. Bu tamamen saf süt kalıyor. Biz bunu altını kapattıktan sonra tahta kepçelerle bunu savurmaya başlıyoruz. Artı 20'ye getiriyoruz. Ondan sonra bizim dondurma makinelerini geceden çalıştırıyoruz soğusun diye. Eksi 35'lerde 40'larda makineye veriyoruz. Tamamen orada 45-50 dakika döndükten sonra bu dondurma pastörize olarak bize sunum veriyor. Yani bu dondurma olmuş oluyor. Çeşidine göre öncelikle sade yapıyoruz. Ondan sonra Antep fıstıklı dediğimiz fıstığı içinde harmanlaştırıyoruz. Ve bu şekilde bu dondurma ortaya çıkıyor. Biz genellikle yani prensip olarak tatlandırıcı, işte esansla yapılan meyveli dondurmaları tercih etmiyoruz. Biz mevsiminde mesela çilek çıktığı zaman çilekli dondurma, direkt çileği beyaz dondurmanın içine çilek, çileğin kendisine atıp çilekli dondurma yapıyoruz. Limonlu dondurmayı yine renklendirici kullanmadan limon kabuğunu rendeleyip içine atıyoruz. Hem esans olarak hem renk olarak o rengi veriyoruz. Vişne zamanı vişne, işte portakallı, elmalı, böyle karışık meyveli de yaptığımız oluyor mevsimine göre. Kavun zamanı işte Temmuz aylarında, Temmuz'un 15'inden sonra bu Siirt'in özel bir kavunu var, Cefan kavunu. Mahoş bir tadı var. Dondurma ile birleştiği zaman müthiş bir şekilde insanın içini ferahlatıyor böyle. Bu Türkiye'de başka hiçbir yerde yok mu? Başka hiçbir yerde olduğunu zannetmiyorum. Yani ben görmedim ama bu Cefan kavunu çok ferahlatıcı bir tadı var. Dondurma ile birlikte olduğu zaman acayip serinliyor insanın içi. Bu da her müşteriye veriyor musunuz? Yani isteyen müşteriye özel olarak yapıyoruz. Yani arasını böyle kesip içine dondurma dolduruyoruz ve onlar da afiyetle yiyorlar. Ben 51 yaşındayım. 41 senedir bütün iş yerlerinden, Abdullah'ın dondurmasının ilk açıldığı iş yerinden itibaren şu anki şubelerine kadar hep Abdullah'ın dondurmasını yemekteyim. Bu lezzeti hiçbir yerde ben görmedim, tatmadım.